Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hocamız şu an hattımda. Hocam ellerinizden öpüyoruz. Sevgili Mehmet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Şunu sormak için aradım sizi bugün. Sorulduğu zaman hepimiz Allah'a inanıyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse %90'ı Allah'a inanıyor. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, herkes Allah'a inanıyor, değil mi hocam? Evet. Türkiye'de de nüfusumuzun %90'ı Müslüman olarak kendini tanıtıyor. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Böyle zamanlarda dua edelim deyince işimiz Allah'a mı kaldı diyenler çıkıyor karşımıza. Böyle zamanlarda duanın gücü nedir diye sormak istiyorum size. Yani Allah'a kalmayan iş yok ki. Evet. Bütün işleri idare eden Allah zaten. Bu tamamen bir cehaleti ifade ediyor. Yani şu anda demin ben haberlerde okudum. Evet. Yunan papazı kutsamış su ile insanları efendim virüsten kurtarmaya çalışıyor. Benzeri faaliyetler Avrupa'nın her tarafında var. Yani bu aslında hayatın bütün yerlerinde görünebiliyor. Parlamentolarında yemin ederken bir elleri İncil üzerinde yemin ediyorlar. Evet. Kutsal kitabı ellerini koyuyorlar. Ve orada bir şeyler olmuyor. Dünya yerinde durmuyor. Yani kıyamet kopmuyor. Efendim hürriyet elden gitmiş olmuyor. Evet, maalesef evet. Böyle bir çifte standart var Türkiye'de. İnanmayan bir kitle olabilir, inanmayabilirler. Hocam ama bir şey söyleyeceğim hocam. Yani evet. İnanın bu eleştirileri yapanların özüne insek onlar da Allah'a inanıyor bu arada. O şöyle bir çıkmaz Türkiye'de. Dine karşı din, paralel bir din faaliyeti birkaç yıldır çok süre geliyor. Evet. Çünkü bunların büyük çoğunluğu Allah'ın ve peygamberinin ve eshabının da Kur'an-ı Kerim'in, Mekke'nin, Medine'nin fotoğraflarını sosyal hesaplarında kullanıyorlar. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetlerinden örnekler bizlere sunuyorlar. Onları dindar, temiz, Müslüman, inanan bir insan gibi görüyorsunuz. Ama merak edip de hesaplarını incelediğinizde evet. Bir kısmının inanmadığını ama dini evet. kullandığını, evet. bir manada din ticareti yaptığını görebiliyorsunuz. Evet. Yani bir taraftan her şeyi Yaradan'ın Allah olduğuna inanıyoruz hepimiz. Diğer taraftan dua edelim deyince işimiz Allah'a mı kaldı diyenler çıkıyor karşımıza. Çünkü şimdi neden İhlas suresi, Kulhu Allahu Ahad diye başladığımız sure çok önemli. Ve Kur'an-ı Kerim'in üçte birine tekabül ediyor. Yani inanç sisteminin özeti evet. olduğu için. Problem şu, Mekkeliler de Allah'a inanıyorlar. Az önce peygamberin babasının adı Abdullah. Yani peygamberimiz daha doğmadan babası doğuyor ve Müslümanlığın olmadığı bir dönemde Hazreti Peygamber'in babasının adı Abdullah diye tanınıyor. Yani Allah'ın kulu. Mekkeliler Allah'ı bilmiyor değillerdi. Problem şuydu. Allah'la kendi aralarına putları koyuyorlardı, aracılar koyuyorlardı. Ve o putlardan istiyorlardı Allah'ın Allah adına. Onun için İhlas suresi geldi ve evet. Allah'ın birliğine ifade edildi. Allah'ın hiçbir şeye kimseye benzemedi. Evet. Hiçbir şeyin ona denk olmadığı. Dikkat ediniz, kulu vallahu vahid demiyor. Vahid sayıda tek demek. Evet. Ahad kelimesi ise hem niteliklerinde hem niceliğinde hem sayı itibariyle eşi ortağı olmayan bir Allah demek. Evet. Evet. Problem şu. Dünyadaki Yahudiler de Allah'a inanıyor. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Senin dediğin gibi ateistlerin çoğu da Allah'a inanıyor. İfade etmeseler bile Allah'ın varlığını biliyorlar. İnanıyor derken yani teslim oluyor anlamda söylemiyorum. Problem Allah'ın sıfatlarını yanlış biliyorlar. Onlar kainatı yarattı, sonra yoruldu, tatil yapan bir Allah anlayışı var. Evet. Allah kul ne isterse onu indirmek zorunda olan bir Allah anlayışı var. Böyle bir sıkıntı var. Onun için bizim Allah inancımızda evet hastalık bir virüsle, bir bakteriyle şöyle buyla bulaşır ama o bakteriye, o virüse bulaşabileceği bir zemini yoklatan, kurduran yüce Allah'tır. Evet. Yani yağmur yağıyor da o bulutun oluşmasını, orada o bulutun olmasını, o rüzgarın olmasını, o tabiat olayını idare eden güç Allah'tır. Evet. Burada problem o. Onu tam iyi anlayamadıkları evet. için veya iyi evet. teslim edemedikleri için Allah'la problemleri evet. oluyor. Evet. Allah'ı yanlış tanıyorlar. Biz dua ediyoruz hocam. Sürekli dua ediyoruz bu illetten kurtulmak için, ailemiz, sevdiklerimiz bu illete yakalanmasın diye dua ediyoruz ama dua ederken tedbirimizi de alıyoruz. Sadece dua etmiyoruz, tedbirimizi alıyoruz, dua ediyoruz. Tabii ayet kerimede ve ma ya'lamu bikum rabbi levle dua'ukum. Açık açık ve net diyor. Sizin duanız olmazsa benim yanımda ne kıymetiniz evet. var diyor. Yine Allah diyor ki velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
Allah'ın güzel isimleri var. Allah'ı çağırırken, Allah'a el açarken onun isimleriyle Allah'a yalvarın. Yani evet. Allah'ı tanıdığınızı ona ilan edin. Evet. Bu ilana Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Evet. Muhammed Gazali, Mısırlı çağdaş alimlerimizden biri, yeni vefat etti Mısır'da. Onun şu çok güzel bir kitabı var. Bu duayı anlatırken, siz diyor Allah'ı zikrederken, Allah'a çağrı yaparken esasen Allah'a sizi duyurmaya çalışmıyorsunuz. Allah'ın duymaz bir ses yok ki diyor. Evet. Siz esasen dua ederken nefsinize Allah'ı hissettiriyor. Kendinize Allah'ı hatırlatıyor. Evet, evet. Dua ederken bizim yaptığımız o. Evet. Yani şunu diyoruz kendimize. Sen muhtaçsın Allah'a. Akıllı başına al. Evet. Yanlış şeyler yapma. Kul hakkı yapma. Kul hakkı yeme. Getir malı yeme. Faiz yeme. Rüşvet yeme. Rüşvet verme. Efendim vicdansızlık yapma. Komşuna eziyet etme. Bunu kendimize hatırlatıyoruz. Evet. Ahlakıyla hatırlatıyoruz, evet, bu, evet, duayla. Evet. Biz aynı zamanda diyoruz ki Allah'ım, senin kulunum, sana teslim olmuşum. Kurbanın olayım. Ve bana merhamet eyle. Çünkü benim varım da yokum da hayatım da ölümüm de hastalığım da sıhhatim de senin elindedir. Sen bir ol der oldurursun. Onun için kendimi sana ben arz ediyorum diyoruz. Bu evet, evet, herkes için bir moral, evet, bir güç, bir kuvvet, evet, bir kudrettir. Nasıl bunun karşısında olunur anlamak mümkün. Şimdi değil. Hocam her şeyden öte tedbirlerimizi alıyoruz. Uzmanların uyarılarına dikkat ediyoruz. Bu tedbirleri aldıktan sonra nasıl dua edersek bize faydası olur? Yani önemli olan tabii ki fiili dua. Fiili dua nedir? Tedbir almaktır. Yani bir insan deniz kumuyla bina yapar, demiri çalarsa ben de tevekkül ediyorum bu binada oturuyorum dersen ben kendi katilim olurum. Evet. Sorumlu olurum. Evet. İkincisi bu binayı yapan da katil olmuş olur çünkü zulmetmiş olur. Diyelim bina yaptık, temelini doğru temel attık, çimentosunu kullandık, her şeyini sağlam yaptık. Başımıza orada bir felaket geldiyse bütün tedbirimizi almamıza rağmen artık yapacak bir şey yok. Çünkü yani çoğumuz inşallah, hiçbirimiz inşallah da, ama çoğumuz koronadan ölmeyeceğiz. Evet. Yani Allah kimseyi, hepimize sıhhat versin inşallah. Bütün insanlığa sıhhat versin. Öncelikle yapacağımız duaya inanmamız gerekiyor. Evet. Önce yani inanmamız, bu, önce inanmamız gerekiyor. İnanmamız, tabii. Evet. İkincisi Allah'ın bizi bildiğini, duyduğunu ve Allah'ın bizim farkımızda olduğunu duymamız gerekiyor. Hissetmemiz gerekiyor bunu. Hissetmemiz gerekiyor. Belayı ve kazayı def eden şey sadakadır. Evet. Evet. Sadaka, evet, niye def eder? Çünkü sadaka verdiğin kişi sana dua eder. Peki hocam, hemen bu noktada şunu sormak istiyorum. Şu anda işsiz olan milyonlarca insan var. Evet, evet. Evinde aşı ekmeği olmayan bu insanlara birileri, bizler yardım edersek bu da bir çeşit dua mıdır? Elbette ki bir çeşit duadır ve duanın en güzeli olanıdır. En kıymetlisi, en kıymetli. Peki bu yaptığımız yardımlar bizi kötülüklerden korur mu? Elbette. Yani Dünya bir dua üzerinde duruyor derdi bizim büyüklerimiz, sizin büyükleriniz biliyorsunuz. Bir, evet, mübarek, yani temiz bir ağızla yapılan bir duayı Allah kabul etmez mi? Evet. Yani evet, bir kediye ekmek veriyorsunuz, miyavlıyor, o miyavlama duadır sizin, evet, için. Allah'ın isimlerini sabah akşam öğle birerken okuyun 99, evet, ismini. Evet. Ve kendinizi Allah'a teslim edin. Evet. Bilin ki Allah dilemedikçe yaprak yerinden oynamaz. Evet. Bilin ki Allah dilediğinde de bütün evren bir araya gelse Allah'ın kararını değiştiremez. Evet. Hocam o zaman şöyle noktalayalım. Ellerimizi açalım. Bir dua edelim birlikte. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu alel mef'ûsi rahmeten lil alemin. Seyyidi Ebil Kasım. İlahi ya Rabbi ellerimizi sana açıyoruz. Sana yalvarıyoruz bu mübarek cuma hürmetine. İçinde bulunduğumuz ikinci ay olan Şaban ayı hürmetinde, içinde beraat gecesini barındıran bu mübarek zaman hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden başka insanlara zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi. Kötülerin de elinden, kalbinden, dilinden zarar görmemize müsaade etme ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Rahmet kapılarını aç ya Rabbi. Üzerimizdeki bu belayı, bütün insanlığın üzerinden bu belayı kaldır ya Rabbi. Bu vesileyle sana daha çok sarılmayı, peygamberin yolundan gitmeyi, kitabını kendimize önder etmeyi, Hazreti Resulullah'ı kendimize yoldaş ve rehber edinmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle, dertlere deva nasip eyle, borçlara eda nasip eyle. Bizim bu duamızı ya Rabbi, günahlarımızın bir tövbesi olarak kabul eyle.
bize gerçek manada sana dönmeyi, senden merhamet, rahmet af alabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı, gençlerimizi muhafaza eyle. Her türlü kötülükten muhafaza eyle. Evlerimize huzur, sağlık, esenlik nasip eyle. Allah rızası için El Fatiha. Abi. Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun, iyi ki bağlandınız, ellerinizden öpüyoruz kral ailesi olarak, saygılarımızı sunuyoruz, sağlık sıhhat diliyoruz size de. Saygılar benden, Allah yar ve yardımcı olsun. Sağ olun, sevgilim. Sağ olun hocam.